Bu bölümde meleklerin duasını ifade etmeye çalışacağım. Melekler nurani varlıklar. İnsan toprağın çocuğu, topraktan yaratıldı. Yedikleri toprağa dayanıyor ve insanın varacağı yerde toprak benim sadık yarim, kara topraktır. İşte cinler ateşten yaratılmış. Onlar ateş unsurunun bir nevi çocukları. Melekler nurdan yaratılmış bir nevi nurun çocukları. Kendilerinde isyana, günaha kabiliyet yok. Allah'ın mülkünde kendilerine yüklenmiş bir takım görevler var. O görevleri yerine getiriyorlar. Ve bu meleklerin en büyüklerinin bir kısmı Hamele-i arş. Arşa görevli olan melekler. Arş taht, saltanat anlamında. Nasıl ki hükümdarın tahtı olur, o tahtın etrafında bakanlar kurulu gibi daha seçkin kimseler orada görev yapar. İşte arş ilahi saltanattan kinaye bir nevi ve Allahu Teala'nın alemdeki icraatıyla alakalı görevlendirdiği o ilahi arşı taşıyan ilahi saltanatta görevli olan melekler var. Bunlar büyük melekler ve bunların durumu şöyle anlatılıyor. Ellezine yahmilunel arş ve men havle hamele arş ve onun etrafında olan melekler yusebbihune bihamdi rabbihim Rablerine hamd ile tesbih ederler ve ve ona inanırlar. Ve yestağfirune lillezine amenu iman edenler için mağfiret talebinde bulunurlar. Yani melekler de biliyor ki bu insanların kusurları var, hataları var günahları var. Bu insanlar bu insanların istiğfara ihtiyacı var. İşte bunlar iman edenler için istiğfarda bulunurlar. Mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki: "Rabbena vesi'ate kulli şeyin rahmeten ve ilme." Ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Fa'fir lillezine tabu artık tevbe eden, ve tebeu sebileke ve senin yoluna tabi olanları bağışla. Tevbe eden ve senin yoluna tabi olanları bağışla. Vakihim azabel cahim onları cahim azabından o yan, e, cayır cayır yanan cehennem ateşi azabından onları koru. Rabbena ey Rabbimiz ve adkhilhum cenneti adn elleti vaattehum onları vaat etmiş olduğun adın cennetlerine al. Ve man salaha min ve azvajihim ve zurriyatihim ve onların salih olan aba, ezvaç ve zürriyetlerini de inne kentel azizül hakim şüphesiz sen aziz hakimsin. Ehli imanın cennete alınması için dua ediyorlar. Sırf onlar değil ve onların salih olan Ecdat ve eşlerinin, nesillerinin de cennete alınmasını istiyorlar. Burada sadece ecdatları, eşleri, nesilleri değil de salih olan denilmesi, e salih olmayanlar cennete alınmaya müsait değildir. Yani affedersiniz cennet böyle mezbelelik bir yer değil haşa. Dolayısıyla salih olanlar salih amel işleyenler oraya girebilecek ve mesela ehli iman olduğu halde günah kirleri daha fazlaysa ve doğrudan cenneti kazanmaya liyakatı olmamışsa e, böyle kimseler önce cehennemde bir arınacak ateş onları temizleyecek ardından temiz bir şekilde cennete alınacaklar bu meyanda rivayetler de var ve onlar Önce bir havuzda yıkanıyorlar. cehennemin pisliklerinden, dünyada götürdükleri daha bir takım pisliklerden bu şekilde arınıyorlar. Temiz bir şekilde cennete alınıyorlar. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ Onları seyyielerden koru. Kötü durumlardan, günahlardan onları koru. Melekler günahsız. لَا يَعْسُونَ اللّٰهَ مَا Allah'ın emrettiği şeye onlar isyan etmezler ve yafuluna ma'murun ne emrolunursa onu yaparlar. E i̇şte melekler kendileri tertemiz olduklarından, günahsız olduklarından bizlerin de günahlardan arınmış olmamızı Allah'tan istiyorlar. Vakihmus seyyiat ya Rabbi onları seyyi'elerden, günahlardan, kötü durumlardan koru ve men tagis seyyati yevma idhin fakat rahim de o gün kimi günahlardan, seyyielerden, kötü lüklerden korumuşsan ona rahmet etmişsin demektir. Rahmetin ama sarkılarsın. Ve zâlike huvel fevzul azim. İşte bu e, büyük kurtuluştur. Burada e, meleklerin bu duasına bu şekilde yer verilmesi bizim ufkumuzu genişletiyor. Demek dünyada yalnız değiliz alemde yalnız değiliz. Alemin her tarafı meleklerle şenlendirilmiş. En üst düzey meleklerin bizimle bir şekilde alakası var. Ve bizim arınmış olmamız, temiz olmamız, günahlardan uzak kalmamız onları da ilgilendiriyor. Ve böyle olmamız için onlar da dua ediyorlar. Hatalarımız var, kusurlarımız var, ellerimiz var. Bunlardan temizlenmemiz için de korunmamız için de Allah'a dua ediyorlar. Dolayısıyla bir mümin bu ayetleri okuduğunda melekler de benimle, melekler bana duacı oluyor şeklinde görür ve alemi çok genişlenir ve bu duada belirtildiği tarzda temiz bir hayat yaşamaya gayret gösterir.